Hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda Osmanlı'nın istişarelerini yapıldığı Divan-ı Hümayun'da padişahlar neden bir kafesin, bir pencerenin arkasından izlerlerdi sorusunun cevabını öğreneceğiz. Divan Kafes isimli bu metni okuyoruz. Devletimizin erkanı şunlardı: Vezir-i Azam, Reis-ül Küttab, Şeyhülislam, Kapıdan Paşa, Kubbe Vezirleri, Rumeli'de Rumeli Beylerbeyi, Anadolu'da Anadolu Beylerbeyi bulunurdu. Sarayda kubbe altında vüzera toplanır, vezirler toplanır, divan akdederlerdi. Padişah da bu divana riyaset ederdi, yani reislik ederdi. Bir gün Fatih zamanında köylünün biri bir iş için divana gelir. Devletli hünkâr hanginiz diye sual eder. Bu hal orada bulunan vüzeradan Gedik Ahmet Paşa'nın canını sıktığı için divana kafes arkasından riyaset buyurmalarını padişaha rica eder. O tarihten itibaren padişahlar divana kafes arkasından riyaset ederler. Burada böyle bir hikaye biçiminde anlatılsa da gerçekte aslında Fatih Sultan Mehmet Divan-ı Hümayun'da şunu fark eder. Vezirler padişah konuştuktan sonra fikirlerini beyan etmeye başlarlar. Yani padişahın fikrine uygun şeyler demeye çalışırlar. Bu da istişareyi olumsuz etkiler. O yüzden de Fatih Sultan Mehmet böyle bir uygulamaya, kafes arkasından Divan-ı Hümayun'u izlemeye başlar. Tekrardan okumak isterseniz burada da Türkçesini görebilirsiniz.